Yusuf Akgün, Bingöl yolunun 40. kilometresinde kurduğu barakada 22 yıldır çay satarak geçimini sağlıyor. Yaz kış demeden yıllardır yaktığı semaverde yolcuların içini ısıtan Akgün'ün eşi 3 yıl önce hayatını kaybederken, 4 ay önce de hem yaşadığı hem de ekmek parasını kazandığı barakası çıkan yangında kül oldu. Muhtarın çabalarıyla kendisine geçici bir konteyner verildiğini söyleyen Yusuf Akgün, yetkililerin kendisine bir yardım eli uzatmasını istiyor. Bayram arefesinde benim bu mekanım yandı. Kül oldu. Ben mağdurum, perişan oldum. Durumum heder oldu. O konteyneri ben 3 ay uğraştım. Zordan bağın muhtarın vasıtasıyla gittik. Milletvekili adayımız devreye girdi. Bana konteyner 3 aylığına verdi. Ben gittim konteyneri alan muhtardan beraber bana kağıt imzalattılar. 3 ay sonra dedi bu konteyneri geri alacağız. Dedim müdürüm ben 3 ayda ben kışa gelir. Ben kışın ne yapacağım orada? Dedi hadi neyse muhtara itiraz ettiler. Dedi baba lüzumu yok. 6 ay olsun. 6 ay sonra 3 ay geçti kaldı 3 ay. 3 ay sonra ben ne yapacağım? Nereye gideceğim? Konteynerde ceyren yakıyorum ödeyemiyorum. Yakmasam sağ otur geçinemiyorum. Ben bu sene burada ölürüm. Ben yardımcı olun. Ne olur Allah rızası için. AFAD ve valiliğe dilekçe verdiğini ancak hiçbir şekilde geri dönüş alamadığını söyleyen Akgün, her hafta Elazığ valisi Doktor Ömer Toraman'ı görmek için gittiğini ancak hiçbir şekilde görüştürülmediğini ifade etti. Dilekçe verdim. Valiye gittim. Beni validen değil, vali yardımcısından bile görüştürmediler. Oradaki kapıcılar beni yönlendirdiler, araştırma, yardımlaşmaya. Yardımlaşmaya gittim dedim, böyle böyle durum. Ben valinin personeli beni gönderdi buraya. İşte bana yardım benim, şeyim, malzemem yandı, eşyam yandı, yerim yandı. Biz böyle bir yardım yapamayız. Ben tekrar döndüm, geldim. Zaten durumum iyi değil. Ben hafta bir şehre gelin, çıkayım valiye. Validen beni görüştürmüyorlar.